Herkese merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzun konusu yeni sezonla beraber biliyorsunuz ki bir sürü yenilik geldi. Bu yeniliklerden bir tanesi de işte 2000 UC harcayıp 20 seviye Royal Pass atlıyoruz ve bunun sonucunda 2000 UC'yi daha sonra tekrardan geri alıyoruz diye bir işlem var. Bunu anlatacağım size, nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını hakkında bilgi vereceğim tam olarak. Şimdi ilk başta şunu açıklayayım. Direkt öyle yani 2000 puan 2000 UC'ye yatırdık. İşte 2000 puan aldık, 20 seviye Royal Pass atladık, direkt 2000 UC'mizi geri vermiyor arkadaşlar. Bu 2000 UC'yi zamanla geri veriyor. Zamanla geri verirken de bu işlemin nasıl olduğunu size anlatacağım. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Bahsettik videomuzun konusunda. Şöyle sizden bir rica etsem, bu videoya bir like, birer tane de abonelik bırakır mısınız? Desteğinize bu aralar çok ihtiyacımız var. Şimdi gelelim olayın ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlatmaya. Şimdi arkadaşlar, Royal Pass kısmında bildiğiniz gibi, yani bilmiyorsanız veya görmemişseniz, şu sol kısmında yeni bir kutu geldi. Bu kutuya tıklıyorsunuz ki işte burada diyor ki 20 RP rütbesi al diyor. Bir dakika şunu kapatayım. "20 RP puan al." Yani 20 rütbe birden atla diyor. Ne diyor? "Bu pakette 2000 RP puanı, 1 klasik sandık kuponu ve 3 malzeme sandık kuponu bulunur ve 2000 UC değerinde görev aktif ve puan iadesinin kilidini açar diyor. Zaten burada da bize bahsediyor, diyor ki bir puan iadesi var, bir görev iadesi var, bir UC iadesi var ama bunu nasıl yapacağınıza dair burada tam olarak bir detay vermemiş. Vermişse de az buçuk anlayamayabiliriz. Çünkü hani Türkçe'ye çevirirken ya da bizim dilimize tam uyarlamamışlar, tam açıklayıcı olmamış olabilir. Bazı kişiler diyor işte abi yeni sezonda verecek. Bazı kişiler diyor abi işte açtığımız gibi 2000 UC'yi geri vermesi gerekiyor. Vermiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben burada bakın birinci sandığı aktif ettim. İkincisi aktif, pasif. Birinci sandığı da aktif ettim. Bunu almam için benim şurada bir 2000 puan biriktirmem lazım. Bu 2000 puanı biriktirmeden hiçbir şekilde ben o 2000 UC'yi geri alamam. Yani yatırdım, işte 100 yaptım. Direkt anında benim 10.000 UC'm geri gelmiyor. Şimdi nasıl yapılıyor? Gelelim bunu ben size anlatayım. Şimdi arkadaşlar, yatırdık 2000 UC'mizi. 2000 UC'yi yatırdıktan sonra bizim şuradaki 2000 puanı doldurmamız lazım. Bu 2000 puanı doldurmamız gereken yer ise işte görevleri yaparak. Görevleri yaparak o 2000 puanı alacağız. Haricinde bir de bu solda haftalık olarak bize işte sezonluk maç süresinde 3000 dakika boyunca toplam maç oyna diyor. Yani 17 sezon boyunca 3000 dakika maç oyna diyor. İşte haftalıkta bunun sınırı var. Haftalık 550 dakikayı geçemiyoruz arkadaşlar. Bir haftada maksimum 550 dakika puan kasabiliyoruz. Ve bu 550 dakika puan kastığımız zaman bize kaç repeat puanı veriyor fazladan? 70-70 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane veriyor. Yani 5 çarpı 7 350 puan yapıyor. Şimdi biz 350 puanı buradan aldık cebe. Orada kaç puan biriktirmemiz gerekiyordu? 2000 puan biriktirmemiz gerekiyor. Haftalık 350'yi buradan aldık. 1650 puanımız eksik kaldı. 1650'lik puanı da burada günlük haftalık veren görevleri yaparak kazanabiliyoruz. Bunları yapmadan maalesef maalesef puan alamıyorsunuz. Ama bunun bir dezavantajı var. Bundan çok bahsedilmemiş. 2000 UC'ye yatırdık. Görevleri açmadan 20 seviye atladık ya arkadaşlar. Mesela ben şu anda kaç seviyeyim? 70 seviyeyim değil mi? Şurada bir görev var. Sizin için beklettim bu görevi. Tam olarak anlatabilmek için. 70 seviyeyim. Normalde burası kaç veriyor? 75 artı 30. 105 veriyor değil mi? 105 de benim burası kaç olması lazım? İşte 71'i geçiyor. Doğru mu? Evet, doğru geçiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Sizin görmüşsünüz. Şurada RP simgesi değişmiş bende. Sizde farklı, bende farklı. Ben o 2000'i açtığım için. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Size diyor ki sen bu 2000 UC'yi geri almak istiyorsan 20 seviyelik puanı önceden açacaksın. Sonrasında bana o 20 puanı geri iade edeceksin ki ben de sana UC'yi geri iade edeyim. Yani nasıl bir şey? Şimdi ben normalde burada 150'lik, 75'lik, 105'lik görevleri yapıyorum ya. Hani burada seviye atlatıyor beni. Ama artık seviye atlatmak yerine o puanları buraya biriktiriyor. Yani burası 2000 olduktan sonra benim aldığım puanlar bana seviye atlatacak. 2000 puan buraya yapmadan ben hiçbir şekilde şuradaki 70'i 71 yapamayacağım UC yatırmadan. Yani UC harici. Şimdi gelelim bunu test edelim sizinle beraber. Tıkladım. Gördüğünüz gibi tekrardan 70, 30 puanım var. Alıyorum 105 puanımı. 71 yapmadı. Hatta gıdım bile ilerlemedi. Bakın gıdım bile ilerlemedi. Nereye aktardı bu puanı? Bak 255 yaptı burayı. Yani ben gelecek hafta mesela ben birinci ve ikinci hafta benden açık. Üçüncü haftada salı günü açılacak ya. Ben salı günü kasacağım bütün puanlar burayı yükseltmek yerine
Burayı dolduracak. Burası dolduktan sonra ben 2000 UC'mi geri alabileceğim. Sonra burası kademe ilerleyecek. Ha, ben nasıl bir şey yapacağım? Muhtemelen 2000 UC'yi geri aldım. Burayı direkt 20'yi buraya daha basacağım. 2000 UC'yi daha buraya basacağım. 90 yapacağım salı günü. 90 ol eğer tabii yapabilirsem. 90 olacak. 90 olduktan sonra bir daha buraya 2000 puan doldurmaya çalışacağım. Yani toplam 4000 puan yapmaya çalışacağım. Ondan sonra 90'dan sonra zaten 100 yapmama gerek yok. Ondan sonrasını PUBG Mobile'da normal puan kazanacağım. Yani benim 2000 UC'yi yatır al yapacağım. Yatır al yapacağım. Ama bu muhtemelen 1,5-2 hafta sürecek yani tekrardan geri alabilmemiz için UC'yi. Çünkü haftalık bize tahminime göre 8-10 puanlık yani 1000 puanlık görev veriyor. Şuradan da 350 gelse 1350 yapıyor. 1350 geldiği zaman burası 2000 olmuyor yine. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Burayı umarım anlatabilmişimdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bundan sonra bir tane bir arena gireceğim. Uzun süredir arena oynamıyorum. Biliyorsunuz ki rank maçlarına başladık. Rankta çok zorlu mücadeleler başladı. Ve çok fazla hile gelmeye başladı. O yüzden size şans dileyin arkadaşlar. Güzel bir maç olur umarım. Bu arada bu videonun altına yorum yazanları, ID'sini yazanlara arkadaşlara birer tane birkaç kişiye 60 UC'lik çekiliş yapacağım. O yüzden abone olmayı ve abonenizi herkese açık hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Aa, başlamış mıyız? Ha, niye demiyorsunuz? Ölmedim lan o. Aga be. Çoktan rambar oynayamayınca böyle oluyor. Şimdi karşı taraf oto mu M24 mü? Orayı çözmem lazım. Hepsi M24 kullanıyor gibi ya. Bu gerçek Buri değildir muhtemelen. Aga be. Çok güzel bir headshot'ı çaktım ama devamı gelmedi. Olmazsa otoya geçeceğim. Videoyu kaybetmek istemiyorum. Şuradan duvardan bir bug yapıp yapıştırabilir miyim acaba? Gelir mi? Umarım karşı taraf kuyu çekmemiştir. Ya. Başta bir kişi mi var ya? Başka kimse yok mu? Çok uzadı bizim Arabik'te yani. Bizimkiler de quick çekti bu arada.
Ya nasıl M24 tek atmaz? Delireceğim ya. Öf, çek Groza'yı ya. Yemişim M24'ü. Öz M24'ün hasarını attırmış adam, ama böyle hasar mı olur ya? Lan iki mermim var. Karşı taraf 2, biz 2. Over and the blue team is in the lead. Sen de çık bari, 2 ve 1 atayım ya. Çık oradan, hadi hadi canım, hadi bekleme yapma, hadi bekleme yapma. Helalsin de. Evet, biraz kolsuzlaştığımızın farkındayım. Bunun sebebi full rank maçı girmemiz. Nasıl ya? Hadi canım, hadi. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Hey, yürü git. Zıplıyor bir de. Neyse. Abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel MVP'yi de biz aldık. Sağlıcakla kalın.